Mehmet Yılmaz, T24. Seçime kadar Gazze'ye her gün sefer var. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki katliamların önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır dedi. Bu sözleri İslamcı bir kuruluşun toplantısında söyledi. Seyirci olarak salonda bulunan kuşkusuz ki hoşuna gitmiştir. Alkışlarla karşılamışlardır. Hatta bu sert mesajdan sonra çüşü hüşura gelip slogan bile atmış olabilirler ancak konuyla ilgili haberlerde böyle bir ayrıntı yoktu. Öyle görünüyor ki bu seçim sürecinde bu maval bol bol okunacak. Salla sallayabildiğin kadar. Nasıl olsa bir eylemde bulunman gerekmiyor. Hem taraftarları coşturuyorsun hem bu konuda elinden hiçbir şey gelmediğini bildiğin için rahatsız olan vicdanını da bir ölçüde rahatlatıyorsun. Win-win yani. Politikacılar böyle şeyleri çok severler. AKP Genel Başkanı da bayılıyor bu işlere. Tuhaf vurgularla alçalıp yükselen sesiyle bu konuda başarılı olduğu da görülüyor. Çünkü yandaşları nezdinde işe de yaradığı görülüyor. Oysa kendisi de gayet iyi biliyor ki Gazze'deki katliamların önüne geçebilmek için Türkiye'nin yapabileceği bir şey yok. Sadece nutuk atabiliyor. Onu da bir avuç yandaşı dışında duyan yok. Çünkü Erdoğan hangi sözü ne zaman söylemesinin daha etkili olacağını ve hangi şartlarda dünya kamuoyu tarafından ciddiye alınabileceğini kestiremiyor. Nitekim böyle olduğu için de büyük abi sıfatıyla ara buluculuğa talipken dış kapının mandalı durumuna düştü. Arabuluculuk teklifinin ciddiye alan bile olmadı. Katar, Mısır ve Suudilerin sözü daha çok dinleniyor. Ama bu nutukları atmaktan da vazgeçmeyecek. Merkez Bankası Başkanı bile kiralardan, pahalılıktan yakınırken seçimlere kadar milletin dikkatini dağıtmak gerekiyor. Gazze'li etnik temizlik kurbanlarının kanı üzerinden siyaset yapılacak ki ekonomik şartların unutturulabileceği kimlikler meselesi canlı tutulsun. Boş midelerin gurultusunu bastırabilmek için coşkuyu böyle yüksek tutmak gerekiyor. Futbolda şiddet ve siyaset ilişkisi. AKP Ankara milletvekilleri başkanının hakeme saldırısından sonra 5 maç saha kapatma cezası alan Ankara gücünü ziyaret etti. Milletvekili heyetine başkanlık eden eski Cumhurbaşkanı yardımcısı ve milletvekili Fuat Oktay ziyaret sonrası açıklamasında şunları söyledi. Siyasi boyutta elimizden geldiği kadar gerek Ankara gücünün gerek spor camiasının yanındayız. İktidar Ankara gücünün yanında böyle hizalanırken muhalefet de boş durmadı tabi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya mesajında şöyle yazdı: "Ankara'nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar verecek bir kampanya oluşturulmak istendiğini gözlemliyoruz. Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Türkiye'de spor sahalarında şiddet ve düzensizliğin neden önlenemediğini anlamak için sadece bu iki açıklamayı okumak yeterli." Ankara siyaseti ve Ankara gücü tek örnek değil. Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşanan benzer hadiselerde aynı şey oldu. Bölgenin milletvekilleri ve yerel siyaset erbabı takımımızı yedirmeyiz pozisyonunu aldı. Valiler, emniyet müdürleri, savcılar da o siyasi gücü karşılarına almamak için başlarını öbür tarafa çevirdiler. Onun içinde bu tür olayların önlenmek için çıkarılan kanun uygulanmadı. Şimdi Adalet Bakanı kanundaki ceza miktarlarını arttırmaktan söz ediyor. Boş çaba. Cezalar ne kadar artırılmış olursa olsun futbol sahalarındaki şiddet arkasında böyle bir siyasi destek olduğu sürece engellenemeyecek. İyi halli suçlular ülkesi. Ordu'da Süleymancılar tarikatına ait öğrenci yurdunda 12 yaşındaki çocuğu istismar eden kurs hocasına verilen cezada iyi hal indirimi uygulandı böylece sanığın 48 yıl olan hapis cezası 23 yıla düştü. Bu arada yeni bir af çıkmazsa 10 yıl sonra serbest kalacak. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nin indirim gerekçesi şu: Sanığın sosyal ilişkileri, istismar sonrası yargılama sürecindeki davranışları ve verilecek cezanın sanığın üzerindeki etkileri. Yani eşi dostu var diye, ceza sosyal durumunu filan etkileyecek diye iyi hal indirimi yapılmış. Peki istismara uğrayan çocuğun sosyal ilişkileri, istismarcının eyleminin ve az cezayla kurtulmasının kurban üzerindeki etkileri ne olacak? Doğal olarak bu sorunun bir yanıtı yok. Çünkü adalet sistemimiz kurbandan daha çok failin geleceğiyle ilgili. Sanırım olan oldu bir kere diye düşünüyorlar. Nitekim Eskişehir'de tramvay yolunun üzerinde 17 yaşındaki lise öğrencisi kader yüreğe çarparak ölümüne yol açan sürücü içinde iyi hal indirimi yapıldı. Ceza 6 yıl 10 ay 15 gün. Katil sürücü en geç 2 yıl içinde yine direksiyon başında olacak anlamına geliyor bu. Mahkeme ölenle ölünmez diye düşündü herhalde.